Ve beden ve koordinasyon atölyemizin açılışına hoş geldiniz. Ben dolayı Kahraman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Okulumuzda 2023 eğitim vizyonu kapsamında birçok atölye kurduk. Bu atölyelerin başında da beden ve koordinasyon atölyemiz oldu. Daha önce burası beton bir zemindi ve birçok öğrenci futbol oynarken veya oyun oynarken yaralanmalara sebep oluyordu. Bunun da ne yapabiliriz düşündük. Biliyorsunuz bir Perşembe'de bir sel olayı olmuştu. Perşembe stadının çimleri çamur altında kalıp daha sonra da bu çimleri kaldırıp bir kenara bırakılmıştı. Biz bu çimleri talep ettik. Gerçekten çok çamur halindeydi. Öğrenci öğretmenlerin özverili çalışmaları sonucunda çapa dediğimiz tarım aletiyle biz bunları güzelce temizleyip buraya arkadaşların mesai saati gözetmeksizin yapmış oldukları hizmetlerle buraya sermiş olduk. Ayrıca hayırsever vatandaşlarımız da katılımıyla bunu hazırladık. Öğrencilerimiz bundan gerçekten çok mutlu oldular. Artık yaralanmalar olmuyor. Ayrıca çocukları bir spora da teşvik etmiş olduk. Özellikle futbolu daha çok seviyorlar bu tür kırsal alanlardaki öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz bundan memnuniyetini bize dilek şikayet kutusunda olsun, gerekse bizzat gelip yanımıza bunu dile getiriyorlar. Biz öğrencilerin sevincini gözlerinde gördüğümüzde gerçekten mutlu oluyoruz. Bu nedenle de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yok, bunun yanı sıra burada voleybol, aynı zamanda badminton oynanabiliyor. Basketbol sahası olarak kullanabiliyoruz. Ayak tenisi oynanabiliyor. Ayrıca burada beden eğitimi derslerinde koordinasyon yani survivor dediğimiz engel ve çeşitli engellerden oluşan birliktelik veya işte bireysel oyunlar da oynanabiliyor burada. Öğrencilerimiz bunu çok sevdi ve sevinçle de biz o mutluluğu hep beraber onlarla birlikte yaşıyoruz. Yerel imkanlarla beton olan zeminimizi halı uygulaması yaptık. Bunun yanında da alışılagelmiş branşların dışında öğrencilerimizi birçok spor branşıyla tanıştırmak istiyoruz bu atölye kapsamında. Bunun yanında da spor kültürü, spor tarihiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Eğitimde çeşitlilik adına iyi bir uygulama olacağını düşünüyorum. Tabii ki memnunlar. Öğrenciler farklılıklara her zaman açıklar. Bu farklılıklar da eğitimde kalitenin artmasını sağlıyor. Biz sportif alanla ilgileniyoruz ama diğer alanlarda da arkadaşların çalışmaları devam ediyor. Bu bizim için hem eğlenceli oluyor hem de güzel oluyor. Önceden bu yokken arkadaşlarımız düşüp ayakları falan yaralanıyordu. Böyle daha eğlenceli hem daha zevkli oluyor. Buradan memnunuz. Çok güzel oluyor. Arkadaşlarımızla oynuyoruz. Bazen maçlar yapıyoruz. Yakında turnuvalar da olacak zaten. Hocalarımız düzenleyecek. Hani bu bizim için çok iyi oluyor. Halı sahaya gitmeye gerek oluyor mu? Yok, olmuyor. Zaten burada var. Hafta sonları da bazen gelip oynuyoruz. Bu uygulama çok iyi. Öğrenciler de iyi vakit geçiriyor. Zaten yeni yapıldı bu. Betonda düştüğümüz zaman yaralanmalara yol açabiliyordu. O sebepten iyi oldu. Küçükken oyunda oynuyordum. İlerledikçe kalecilik yeteneğimi keşfettim. Galeye geçtim. Topu ayağıma aldığımdan beri bırakmadım daha. İyi oldu. Ya, okul dışında da oynayabiliyoruz. Okul içinde de.